Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda konuğumuz Profesör Burak Ağzova. Kendisiyle daha önceden sözleşmiştik. Konu işte Türkiye'nin son günlerdeki ekonomik durumuydu. Ekonomideki son gelişmelerdi. Ama bugün sabah uyandığımızda yine ekonomi ama bambaşka bir gelişme yaşandı. Onu konuşacağız. Ne oldu? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Kendisi hem bunu hem de Ahmet Ataekşi ve Utku Ekmekçi'yi birlikte yazdığı Endekslere Türkiye Ekonomisi kitabını konuşacağız. Endekslerin neyi gösterdiğini, rakamların niye gösterdiğini kendisine soracağız. Burak Bey hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam dediğim gibi bugün sabah çok şey geçti diye ne diyeyim, esasında alışmadığımız ama alışmaya başladığımız bir şeye uyandık. Merkez Bankası Başkanı değişti. Murat Uysal gitti, Naci Ağbağ geldi yerine. Önceki bu kararı genel olarak nasıl değerlendirdiniz? Sonra biraz da ayrıntısını konuşuruz. Valla şimdi tabii burada şahıslar üzerinden değerlendirmek çok doğru değil. Çünkü Naci Ağbal iyi bir Maliye Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan buraya geliyor. Partili birisi. Dolayısıyla hani onun şahsı anlamında söylenebilecek hiçbir şey yok. Oldukça da başarılıydı. Fakat bu tür değişiklikler ve gece yarısı kararları ve ekonomiyi doğrudan etkileyebilecek kurumlara yönelik olan alınan kararlar çok etkili olmayabilir. Tam tersi etkiler de yaratabilir. Daha önce Murat Uysal'dan önceki Murat Çetinkaya dönemini hatırlayalım. O da gene böyle bir kararnameyle görevden alınmıştı. Bunun özellikle Merkez Bankası bağımsızlığı konusunda etkilerini ya da yabancı yatırımcılar nezdinde kafadaki soru işaretlerini çoklukla yaşadık. Hemen arkasından Murat Uysal'ın da görevden alınması ki yaklaşık herhalde 16 aylık bir görev süresi oldu. Aslında soyadı gibi Uysal da bir insandı. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın çalışmalar yaptığı bu süreçte sanki bu kötü gidişin, ekonomik kötü gidişin en önemli sebeplerinden biri olarak gözüktü ve görevden alındı. Yani neden alındığını bilemiyoruz. Acaba faiz arttırımı gerekiyordu, yapmadığı için mi alındı? Yoksa örtülü faiz arttırımı yaptığı için mi alındı? Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla sebebi bilememek aynı zamanda yorum yapmayı da güçleştiriyor. Bu kim gelirse gelsin, bu istiyorsanız getirin Stanley Fisher'ı oturtun Merkez Bankası Başkanı olarak. Mevcut yapı içerisinde çok başarılı olabilme ihtimalini kolay görmüyorum. Neden? Çünkü Türkiye'nin sorunu sadece merkez bankacılığı sorunu değil. Türkiye'nin çok başka sorunları var. Türkiye'nin bir hukukun üstünlüğü problemi var. Özellikle yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına uymaması konusu çok kafalarda soru işareti yaratan bir konu olarak karşımıza çıktı. Her ne kadar bir siyasi davaya ilişkin bir husus da olsa ileride örneğin yabancı bir yatırımcı Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünde acaba kendiyle ilgili ortaya çıkabilecek olan bir çekişmede yerel mahkemenin verdiği karar üst mahkemeden bozulursa yarın öbürsü gün yerel mahkeme buna uyar mı uymaz mı? Tamamen ticaret davası için konuşuyorum. Onun bile soru işareti haline geldiği bir hususa dönüştü. Ayrıca demokrasi alanındaki eksiklikler son derece fazla. Diğer taraftan yabancılarla olan ilişkiler son derece sekteye uğrayacak şekilde gidiyor. Biliyorsunuz swap hatlarının kapatılmasıyla başlayan süreç, daha sonra yabancıların bir kısmının özellikle kur artışı döneminde işte dış güçler olarak ilan edilmesi, gerçi bunlara isim verilmedi ama hangi kuruluşlar olduğu aşağı yukarı herkesin kafasında birikiyor gibi gözüküyor. Sonra bunlarla tekrar görüşmeler yapılıp bunları yabancı yatırımcı olarak getirmeye yapılan çalışmalar, işte swap hattını açmak için yabancı ülkelerle yapılan çalışmalar, yani bunlar hep birbiriyle karşılıklı tezat doğuran unsurlar olarak karşımıza çıktı. Şimdi bir yandan da sosyopolitik gelişmeler de ülkemizin etrafında. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan çekişme ki burada Doğu Akdeniz konusunda son derece haklıyız ama bunu ifade etmekte ve anlatmakta problem yaşadığımızı düşünüyorum. Diğer taraftan gene komşularımızla olan sıkıntılar devam ediyor ki bu uzun zamandan beri devam eden bir problem. Amerika ile olabilecek olan gelişmeler Biden döneminde nasıl olabilecek bunu bilemiyoruz. Bu özellikle bizim kurumuz ve Rusya rublesi üzerinde oldukça baskı yaratıyor. Yani ortaya çıkan sonuç sadece Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğiyle çözülebilecek kadar basit olsa bu belki bir nebze kabul edilebilir. Ama benim gördüğüm çok daha zor bir husus. O nedenle burada bu kim gelirse gelsin
süreç ve işleyişteki temel unsurlar farklılaştırılmadığı sürece başarılı olma ihtimalini çok kolay görmüyorum ben. Peki hocam, şimdi bu hafta sonu Cuma gecesi sabah, Cumartesi sabahı bu açıklandı. Şimdi Pazartesi günü piyasa açıklanacak. Piyasada zaten özellikle TL büyük baskı altında. Bu nasıl yansır piyasada, özellikle döviz kuruna? Bir de bir sorumu daha birlikte sorayım. 19 Kasım'da PPK var, faiz kararı var. Öncesinde olağanüstü toplantı yapılabilir. İşte zaten en son enflasyon raporunda açıklanmıştı, soracak kısımda özellikle. Her türlü tedbir alabiliriz demiştim Murat Uysal. Faiz politikası gerçekten yani sonuçta açıklanmış ve uygulanmış ve henüz bir şey yok ama değişikliğe gidilir mi 19 Kasım'da? Beklentiler ciddi bir faiz arttırma yapılacağı yönündeydi. Bu iki soruya ne dersiniz? Şimdi tabii Murat Uysal değiştiği için en azından belki kısmi de olsa yani Merkez Bankası'nı öngörebilmek kolay değil. Çünkü dediğim gibi belirli bir politika ve iletişim konusunda sıkıntı yaşıyordu. Öngöremiyorduk Merkez Bankası'nın ne yapabileceğini. Çünkü görüntü itibariyle özellikle demin de söylediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na oldukça bağlı bir görüntü içeriyordu. Ve bu konuda bir öngörülebilirlik yoktu. İletişimde neredeyse sıfır olduğu için olması gerekenler, yapılması gerekenler ama Merkez Bankası'nın yapıp yapamayacağına ilişkin çeşitli endişeler vardı. Şimdi tabii Naci Abal daha kuvvetli bir isim. Ama dediğim gibi bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı ile olan ilişkileri de çok kuvvetli. O nedenle hani faiz arttırımı yapar mı? Çünkü özellikle biliyoruz ki faiz hassasiyeti yoğun bir şekilde hissediliyor ama ekonominin de diğer taraftan özellikle kur artışı yönünde faiz artışına ihtiyacı var. Şimdi bu nasıl hareket edebilecek? Açıkçası ben bunu kestiremiyorum. Veri olarak baktığımızda Sayın Naci Ağbal'ın çok başarılı geçen Maliye Bakanlığı döneminde daha çok ortodoks politikalar uyguladığını gördük. Bu bir faiz arttırımı gelebileceğinin de sinyalini aslında verebiliyor. O anlamda yaklaştığımızda da sanki faiz arttırımını belki 19 Kasım'ı beklemeden de yapabilir gibi düşünüyorum. Yani dediğim gibi burada aslında söylediğimle çelişmiyorum. Sadece olasılıkları saydığım için bunlar olabilir diye söylüyorum. Göreceğiz ama benim kişisel tahminim sanki Murat Uysal'ın özellikle faiz arttırımı konusuna çok fazla yakın durmadığı ekonomide bu gerekse bile ama Naci Ağbal üzerinden bunun gerçekleştirilebileceği yönünde. Ama dediğim gibi bu faiz arttırımı gerçekleşse bile kurda kısa süreli bir gelişme ortaya çıkabilir. Olumlu anlamda söylüyorum. Ama bu ekonominin ortaya çıkan sorunların çözümü için yeterli değildir. Dolayısıyla ekonomide o kadar çok sorun var ki alt alta ben geçen gün bunları bir konferans esnasında yazayım dedim sıra bana gelene kadar. 10 tane madde saydım. Dolayısıyla bunlar çok kolay değişebilecek olan şeyler değil. Ve sadece Merkez Bankası'nın gücü de bunları değiştirmeye yetmez. Merkez Bankası kısıtlı bir imkana sahip. İşte elindeki para politikası araçlarını kullanarak ekonomiye yardımcı olmayı amaçlayan bir kurum. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı derken amaç bağımsızlığını hiçbir zaman kastetmiyoruz. Araç bağımsızlığı. Ama bu araçları da uygulamakta özellikle son dönemde Murat Uysal döneminde uygulaması gereken araçları ekonominin şartlarına göre uygulamadığını da gördük. O nedenle Naci Ağbal döneminde sanki bu hususta bir parça daha etkili olabilir gibi gözüküyor. Ama geliş şekli çok enteresan olduğu için yabancı yatırımcı nezdinde yorumları pazartesi sabahından itibaren okuyup paylaşırız bizler de. Peki hocam, bu kadar dediniz Türkiye'nin sorunları, ekonomik sorunları Merkez Bankası'na ibaret değil. Hatta belki de merkezinde Merkez Bankası yok ekonomik sorunların. Biraz önce saydınız, daha saymadınız birçok başlık var ekonomide sıkıntı olarak. Siz aynı zamanda yakın zamanda, yakın bir tarihte Ahmet Atakişi ve Utku Ekmekçi'ye birlikte Endeksler Türkiye Ekonomisi kitabını yazdınız, yayınladınız. Önceki hayırlı olsun tekrar. Çok Teşekkür ederim. zaman olmadı zaten çünkü. Şimdi bu kitapta Endeksler Türkiye adı üstünde zaten. Endeksler bize ne gösteriyor? Yani Türkiye'nin yapısal sorunları var, bir de sonuçlarının doğurduğu ekonomik sonuçlar var. Endekslerle birlikte onları da görüyoruz. Türkiye ekonomisi rakamlara baktığınızda neye gidiyor? Kitapta yer verdiğiniz bilgiye ışığında. Şimdi bizim bir kere kitabın nasıl bir kitap olduğunu bahsedeyim. Şöyle, yani kitap bu. Endekslerle Türkiye Ekonomisi kitabı. Remzi Kitap Evi'nden çıktı. Şimdi kitabın Hocam, yaklaşık kusura bakmayın. olarak... Söylemeyi unuttum. Onu da söyleyeyim izleyicilerimize. Bu videoyu izleyen
Yorum yapan ve beğenen 3 kişiye kitabınızı hediye edeceğiz. Onu da belirtirim, atlamıyorum. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kitap maşallah iyi giden bir kitap oldu. Şöyle ki aslında bu bir finansal okuryazarlığa hizmet eden bir kitap. 79 tane endeks var. Yaklaşık 80 endeks diyelim buna. Türkiye ekonomisine yön veren endeksler. Şimdi kitabın temel mantığını anlattığım zaman zaten neyi amaçladık o çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi kitabın herhangi bir sayfasını açtığımızda mesela bu ne endeksi? İş gücü göstergesi. Şimdi bu endeksi açtığımda kitapta endeksin altında bunun hangi kurum tarafından yayınlandığı, bunun yayınlanma sıklığı ve ilk yayınlandığı tarih yer alıyor. Hemen sağa baktığımızda biz bütün endeksleri piyasadaki özellikle ekonomiye yön vermesi anlamında derecelere sahip olduğunu düşünerek derecelendirdik. En düşük derece sarı, turuncu ve kırmızıya doğru yani koyu kırmızıya doğru giden bir derecelendirme var. Gözüktüğü üzere iş gücü göstergeleri ekonomimiz için en yüksek önem derecesine sahip endekslerden biri. Daha sonra endeksin tanımını verdik burada ne olduğunu. Oldukça basit bir dille vermeye çalıştık ki herkes bunu okuduğunda anlayabilsin. Hemen altında endekse ilişkin olarak bir grafik var. Endeksin grafiği. Bu grafik desteğini bize verimetrik veriyor. Verimetrik aynı zamanda bir kitabımızın sahip olduğu bir internet sitesi var. Karekod birazdan geleceğim. Karekodu okutmak suretiyle oraya yönlenen tüm bu grafikleri de her yeni yayınlandığı dönemde güncelliyor. Dolayısıyla kitap aslında yaşayan bir kitap. Yani bir kere alıp daha sonra üzerindeki karekodu okuttuğunuzda, karekod şurada, sayfanın hemen burasında, her ay bunun güncellenmiş bilgisiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Grafiği neden verdik? Çünkü biliyorsunuz ekonomi yayınlarında grafikle konuşmayı bizler çok seviyoruz ve grafikler önemli göstergeler veriyor bize. Grafiğin nasıl okunması gerektiğini de hemen grafiğin altına yazdık. Bütün kitabın hep sol sayfası aynı şekilde gidiyor. Sağ sayfaya geldiğimizde bu iş gücü endeksi örneğin burada iş gücü göstergesi neyi nasıl etkiler sorusunu da sorarak bunu da diğer endekslerle ya da ekonomi içerisindeki diğer değişkenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu vermeye çalıştık. Ve hemen altında da özellikle bu endekse yabancı olanlar için bunun herhangi bir raporda ya da herhangi bir haberde, görsel, yazılı ya da internet haberinde nasıl yer aldığını da aşağıda uygulamalı olarak verdik. En altta da sağ tarafta bir karekod koyduk. Demin söylediğim gibi bu karekodu da yönlendirdik. Dolayısıyla biz burada aslında var olan endeksleri nasıl kullanmak gerektiğini anlatıyoruz. Bu bir finansal okuryazarlık. Yani endekslerin her biri hakkında bizim ayrıca bu endeks doğru ama bu endeks olmayıp da şu endeks olsaydı gibi bir ifademiz yok. Biz bu endeksin diğer endekslerle olan etkileşimi üzerinde kendi yorumlarımızı veriyoruz. Yani diyoruz ki bu endeks şunu etkiler, bu bunu tetikler ve böylece okuyucu televizyonda örneğin bir internet kanalında ya da duymuş olduğu endeksi kitap her zaman yanında olduğunda açarak bunun ne anlama geldiğini, diğer endekslerle bağlantılarını kolayca görme imkanına sahip olabiliyor. Onun için hem yaşayan bir kitap hem de finansal okuryazarlığa oldukça fazla hizmet ettiğini düşündüğümüz bir kitap olduğu için de bunu bu şekilde tasarladık. Görsel olarak da çok şık olduğunu görecek okuyucular. Ama dediğim gibi biz bunun içerisinde özellikle bir endeksi eleştirmek ya da bu endeksi yok saymak gibi bir lüksün içine girmedik. Belki ileride ülkemizde çok güzel uygulanan endeksler var. Özellikle biraz test edilmeye daha ihtiyacı olan piyasaya yeni çıkmış. Mesela enflasyon endeksi var. Sevgili Veysel Ulusoy Hoca'nın yeni düzenlemeye başladığı enflasyon çalışma grubuyla beraber, ENAK'la beraber. Onu da alıp, onu da görsellerle beraber koyabiliriz. Bu endeksler alternatif endeksler değil, tam tersine resmi otoritenin vermiş olduğu endeksleri de aynı zamanda teyit eden ya da onlardaki herhangi bir fazlalık ya da noksanlığı da aynı zamanda belirlemeye çalışabilen kendi başına münhasır endeksler. İşte gene bizim sevgili Caner'in medyada çok yer bulan Melemen Endeksi var biliyorsun. Çok hoş bir endeks. Gerçi enflasyon arttığı için artık soğanı çıkartabilir. Ben de hep ona takılıyorum. Belki ileride bunları da bu kitap kapsamını alarak diğer endeksler yani resmi kurumlar dışındaki endeksleri de kullanabiliriz. Ama kitabın içerisindeki endeksler resmi kurumların Türkiye ekonomisinde bizim her gün yayın aralığında gördüğümüz, işte internetten takip ettiğimiz endeksler ve bunların anlatımlarından oluşan bir süreci kapsıyor. Oldukça inovatif bir çalışma aslında kitap. Evet.
Yani geçen Evet, hafta yani finansal krizde bayağı inovatif bir şey olmuş. evet, bunu hayal etmiştim ben. Böyle bir kitap hep hayal etmiştim. Sağ olsun sevgili Utku Ekmekçi verimetrik desteğiyle buna teknik desteği verdi. O olmasaydı bu hayal gerçekleşemezdi. Ahmet Atakişi de çok değerli bir iktisatçı Trakya Üniversitesi'nden. O da sağ olsun özellikle bilgi desteğiyle endeksleri paylaştığımızda çok katkı sağladı. Dolayısıyla aslında bir hayalin de ortaya çıkması oldu. Üç arkadaş, üç dost ki biz ailece de görüşüyoruz. Çok keyifli, oldukça zevk aldığımız bir çalışma gerçekleştirdik. Umut ediyorum alanlar ki inşallah geri dönüşler de olur bu hediye verdiğimiz kitaplardan. O geri dönüşler sonucunda da biz de eksikliklerimizi, noksanlıklarımızı görüp daha iyisine doğru yönelmeyi amaçlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Süremiz doldu. Bir daha tekrar yaparız. Daha geniş konuşuruz. İnşallah. İnşallah. Çok Görüşmek sağ üzere. olun. Elinize kayımıza sağlık kitap için ayrıca. Biz bu videoya yorum yapan ve like'layan, beğenen 3 kişiye kitabımızı göndereceğiz. Hatta fotoğraflarını isteyeceğiz. Size de göndeririz fotoğraflarını da. Çok seviniriz. Ben de hemen Twitter'da onları yayınlayacağım. Tamamdır hocam. Çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağ olun.